Merhaba. Merhabalar. Bunları biliyor muydunuz da Batuhan'la beraber ilk programın açılışını yapacağız efendim. Bence bilmiyorlardı. Bence ben bile bilmiyordum. Yani. Biz de bilmiyorduk. Birçok şeyi Batuhan benimle paylaştı. Kendi işte arşivinden çıkardığı şeylerle. Çok güzel şeyler öğrendik. Onları sizlere sırasıyla aktaracağız. Kısa ve hızlı bir program olmasını diliyoruz. Başlıyorum. Başla abi. Famicom ve SNES'lerde bu eject tuşu var ya. Hani basınca fırlıyor. Arkadaşlar o tuşu çocuklar eğlensin diye koymuşlar. Yani herhangi bir teknik, hiçbir amacı yok. Hani basınca diye çocuklar eğlensin diye koymuşlar. Nintendo'nun bu çocuklara olan şeyinden çekiyorsun fıt diye sıçrıyor. Ki o eject muhabbeti hani bayağı bir süre devam etti yani. Hani pek çok konsolda. Şimdi tabii yok hani PlayStation bana fırlatmıyor. Düşünsene öyle olduğunu. Ama gene de o mantık devam ediyor bir şekilde. Basıyorsun CD'yi veriyor sana yani. O fırlatma olayını çocukları eğlenmek için yapmışlar. Enteresan bir bilgi. Güzel. Şu anki bilgi de Final Fantasy'den geliyor ve Final Fantasy abi nasıl yapılmış biliyor musun? Yapmışlar, kodlamışlar. Yok öyle değil, öyle değil. Final Fantasy arkadaşlar tek bir adamla ilk Final Fantasy yapılıyor ve bu adam RPG'nin ondan habersiz. Yani o zaman RPG türü diye bir şey yok. Yani bilmiyorum var mıydı yok muydu tahmin ama adamın RPG'nin ne olduğunu bilmediği biliniyor. Hani Final Fantasy tek başına yapıyor ilk Final Fantasy ve RPG nedir bilmiyor adam. Ama yaptı oyun RPG. Yaptı oyun ve 15. şeye kadar çıkıyor böyle bu zamanlara geliyor. Yani düşünün arkadaşlar bir oyun yapıyorsunuz ve bir türe ait ve o türün en başarılı oyunu oluyor bir anda. Ve bilmiyorsunuz o türüne yani. Sonra böyle aa RPG mi olsun fark etmez benim. Olsun RPG yapmışız falan diye. Enteresan abi. Aynen öyle. Bir sonraki de aslında çok bildiğimiz ve duyduğumuz bir hikayenin farklı bir versiyonu. Yani. Hep şey hikayesi duyarız ya arkadaşlar hep böyle. Hani işte Microsoft ekleyen çocuk Microsoft'ta işe girdi, bilgi güvenliği uzmanı oldu diye. Valve bunu kullanarak aslında çok güzel bir iş başarmış. Adamlar zeki. Yani Valve'ı hackleyen bir hacker'a Valve iş teklifi götürmüş. Hani bizde çalışır mısın diye. Ama hacker'ın kim olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Hani gelsin bizi bulsun. Aynen. Çalışalım beraber diye söylemiş. Adam da işte ben ekledim falan filan diye çıkınca öne Valve onu almış. Hadi kardeş güle güle diye postalamış. Yakalamış yani hacker'ı. Hacker'ı yakalamak için aslında çok güzel bir yöntem. Tüm firmaların yapabileceği bir yöntem yani. Bu da enteresan bir bilgi. Valve'ın da zekasından dolayı tebrik ediyoruz. Şimdiki bilgi ise Minecraft'tan geliyor. Minecraft'ta da şöyle bir şey var. Bildiğin gibi herkes kare abi. Evet. Küp. Hani öyle pikselli. Ve oyunun yapımcıları diyor ki hiçbir şekilde Minecraft'taki canlı cansız zaten cansızın olmaz. Öyle bir şey var. Canlı hani hiçbir şeyde cinsiyet yok. Yani kadın erkek. Kadın erkek yok. Hani köpeklerde, zombilerde falan erkek. Hiçbir şeyde kadın erkek yok. Hmm. Yani ona göre tasarlamışlar. Amaçları oymuş. Güzel. Yani ilginç bir bilgi. Enteresan. Yani. İlginç. Sonraki bilgi ise Infamous'ın çıkışıyla alakalı bir bilgi. Infamous aslında ilk olarak arkadaşlar mavi gorillerin mor. Mor goril. Mor goril. Mavi mor. Benim için renk gölü var herhalde. İkisi de karışıyor yani. Mor gorillerin balonlarını çalmaya yönelik bir oyun olarak tasarlanmış aslında. Öyle düşünmüş. Yani daha basit bir platform tarzı aslında düşünülmüş. Yani oradan da Infamous gibi bir şey gelmek de çok ilginç. Ama ben şöyle hatırlıyorum onu aslında. Infamous çok eski bir marka diye hatırlıyorum. Ki zaten yapan firma da eski bir firma. Ki platform oyunlarıyla çıkmış bir firma. Sonradan öyle kaynamış büyük ihtimalle. Hani proje havada kalmış. Aynen. Sonradan Infamous IP'sini aldık bari. Şey yapmayalım hani havada kalmasın diye büyük ihtimalle öyle bir şey de kullanmışlar. Çok da güzel olmuş. Ki yani mavi balonları çaldığım bir oyunda Infamous ismi nasıl bir şey ifade edecek çok da emin değilim yani. İlginç bilgiler bunlar. İlginç. Yapacak bir şey yok. PlayStation'ın kolu ise aslında düşündüğümüz kol değil. Onun biliyorsun ki üçgenin karesi x'i yuvarlağı var. Hayır sakin ol bir dakika öyle bir şey yok. PlayStation 1'in ilk kolu yapıldığı zaman o bizim 4 sembolümüzün aslında düşündüğü şey şuymuş. Kare haritayı şey yapıyor, temsil ediyor. Üçgen hani o bakış açısı vardır ya. First person alırsın, triangle person alırsın, şey alırsın. X hayır demek, no demek. Yuvarlak da yes demek. Evet. Aslında böyle düşünmüş ve yapımcılar artık Sony mi kim mi bilmiyorum. Düşünmüşler ki bu saniyeden sonra bütün çıkacak oyunlar hep bu taslak altında çıkacak. Yani düşün, Infamous dedik mesela. Infamous'da basınca FPS'e gideceksin. Kareye bastığında harita açılacak. X'e bastığında yani onaylayacaksın, reddedeceksin bir şeyi. Yuvarlığa bastığında evet diyeceksin ama yani öyle olmamış. Öyle de olmamaya devam edecek. Yani zaten sonunda büyük ihtimalle üzülmüyordur artık. Aynen, öyle bir şey yani. Ama ilginç bir fikir. Yani düşündükleri çok ilginç bir şey. Evet. Baştan. İyi ki öyle olmamış. Aynen, oyunlar çok sıvı olurmuş yoksa yani. Evet. Bunları biliyor muydunuzun ilk programında 6 tane bilgi paylaştık. Biz de bazılarını yeni öğrendik. Oldukça keyifli bilgiler de bunlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bundan sonra bunları biliyor muydunuz da binleri biliyor muydunuz da böyle değişik bilgiler aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Umarım sizin de bilmediğiniz şeylerdir bunlar ki keyif almışsınızdır izlerken. Var mı ekleyeceğim şey? PlayStation kolu çok ilgimi çekti. Hala ben ondayım ya. Çok değişikti yani. O zaman bir sonraki programda neler olacak? Merakla bekliyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.